What role does Antarctic and Southern Ocean Coalition play in Antarctic governance? Antarktik ve Güney Okyanus Koalisyonu, şu dediği arkadaşlar, bizim yazıyı okuduğumuz kurumun ismi bu. Hatırlarsanız şeyi göstermiştim size, web sitesi, orijinal şu web sitesi, bu kurumun web sitesi. Antarktik and Southern Ocean Coalition, Antarktik ve Güney Okyanus Koalisyonu. Bu koalisyon, what role does it play in Antarctic governance? Antarktika'nın yönetilmesinde şu kurum hangi rol veya ne rol oynar, oynamaktadır? Dikkat ederseniz which role demiyor. Biz hangi rolü oynamaktadır diyoruz. İngilizler what role ile kullanıyorlar. Bu çok enteresandır. İlk öğrendiğimde bana hep tuhaf gelmiştir. Adam şöyle soruyor mesela. What car do you drive diyor. Ne araba kullanırsın demek bu. Yani hangi arabayı kullanıyorsun? Hangi araba derken hani şu kırmızı olan mı yeşil olan mı demek değil bu. What car diye sorduğu zaman aslında what make, hangi marka araba kullanıyorsun demek bu. Ama yine hangiyle Türkçe'de ifade ediyorsunuz. Şuradaki make dediği de marka. Evet. ASOC as an NGO plays much the same role in Antarctic governance as non-profit environmental organizations play in national governance, raising awareness of environmental issues and ensuring that agreed regulations are observed. Şu kuruluş, adını az önce açıkladığımız kuruluş, as an NGO, bir NGO olarak, şuradaki NGO neydi, açılımını vermiştim size, non-governmental organization. Türkçesi neydi bunun? Evet, SVO, sivil toplum örgütü. SVÖ oluyor veya STK diyor değil mi? Sivil toplum kuruluşu mu oluyordu? Evet. Sivil toplum, bir sivil toplum kuruluşu örgütü olarak ESOK plays much the same role. Much the same role, şöyle the same role deseydi aynı rolü oynamaktadır. Ama much the same role aşağı yukarı aynı rol. Çoğunlukla aynı rolü oynamaktadır. In the Antarctic governance, Antarktika'nın yönetilmesinde aşağı yukarı aynı rolü oynuyor. Aynı rol derken neyin aynı rolü? As non-profit environmental organizations play in national governance. Yani non-profit environmental organizations, non-profit dediği şuradaki non-governmental gibi düşünün. Yani kar gayesi gütmeyen çevresel organizasyonlar, örgütlerin oynadığı in national governance. Ulusun, devletin yönetilmesinde şunların oynadığı rolün benzerinin aşağı yukarı aynısı. Şu bağlantıyı kurabildik mi? The same role as this. Şunun gibi aşağı yukarı aynı rolü oynuyor Antarktika'nın yönetilmesinde. Daha önce yine sık sık vurguladığım için hani artık söylemiyorum diye bir iki defa söylemiştim. Yine söyleyeyim. Hani bir şey karmaşık geliyorsa, anlayamıyorsanız lütfen söyleyin. Ben mümkün olduğu kadar netleştirmeye çalışıyorum. Ama dikkat ederseniz şu şekilde kutuları seçebilirseniz değil mi? Onları tepeden görürseniz birbirine bağlamak kolay oluyor sonra da. Toparlıyorum. Şu coalition, bu koalisyon Antarktika'nın yönetilmesinde aşağı yukarı aynı rolü oynuyor. Şunların şurada oynadığı rol gibi. O zaman kar gayesi gütmeyen çevresel organizasyonların, örgütlerin ulusal yönetimde oynadığı gibi aşağı yukarı aynı rolü oynuyor Antarktika'nın yönetilmesinde. Bu da neler? Raising awareness of environmental issues. Çevresel konulardaki farkındalığın artırılması. Raise, arttırmak, yükseltmek. Raise your hand dersiniz mesela. Elinizi kaldırın, bir şey söyleyeceksiniz. Raise mesela fund'la kullanılır. Nedir raise fund? Hatta fundraising özellikle Amerika'da son derece önemli bir konudur. Bu konuyla ilgili profesyonel insanlar var, şirketler var. Fundraising. Fund, fon demek. O da para demek. Fond yükseltmesi, artırması ne demek? Hayır, para bulmak demek bu.
Sizin mesela bir vakfınız var. Mesela bir çevre konusunda bir etkinlik düzenliyorsunuz. Diyelim ki işte az önce National Park geçti değil mi? Bir yeri ulusal park ilan ettirmek istiyorsunuz. Ama onun için de çevre düzenlemesi bilmem ne bir sürü para lazım. Bunun için de işte bu şirket veyahut da bununla ilgili profesyonel insanlar mesela gidiyorlar ne bileyim Hülya Avşar gidiyorlar Beyaz gidiyorlar işte X televizyonu. Bir olay organize ediyorlar mesela. Hatta yine işte Türkiye'de sık sık olur değil mi? Bir deprem oldu. Hemen televizyonlar bir meşhur insanları getiriyorlar. İşte nasıl? Acun'a gitsinler çözsün mesela. Aynen öyle. Gibi. Dolayısıyla dediğim gibi bu Türkiye'de çok çok yaygın olmamakla birlikte özellikle Amerika'da ciddi bir sektör bu. Fundraising olayı. Ve bunlara para vermek çok normal. Vermezseniz hani sizi adamdan kabul etmiyorlar. Bakın. Fundraising hem bitişik hem ayrı yazılıyor. Is the process of soliciting and gathering voluntary contributions as money or other resources. Solicitor normalde avukat demek. Solicit de hani burada istemek gibi düşünün. İsteme ve bir araya getirme işlemi. Neyi bir araya getiriyorsunuz? Voluntary contributions. Gönüllü katkılar. Bunlar da as money or other resources. Para veya başka kaynaklar şeklinde gönüllü katkıları işte istemek ve toplama işlemi. By requesting falan diye de devam ediyor. Ha enteresan. Fundraisingokulu.org. Enteresan. Türkçe olduğu gibi aktarmış vatandaş. Neyse sonra bakarız. Devam. Demek ki raising awareness of environmental issues, çevresel konular hakkında farkındalık oluşturma, artırma ve ensuring that neyi sağlamak? Agreed regulations are observed. Üzerinde anlaşılan düzenlemelerin observe edildiğini sağlamak, edilmesini sağlamak. Observe normalde gözlemlemekti. Ama buradaki düzenlemelerin gözlemlenmesi ne demek? Hayır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. We observe fasting in hatta detaylandırayım. Gibi. Müslümanlar olarak Ramazan'da fasting, evet oruç tutmak demek. Normalde fast hızlı. Too fast, oruç tutmak. İlk defa duyuyorum diyenler el kaldırsın. Daha önce duymuş muyum? Bir kişi sınıfta. Evet. Too fast arkadaşlar, oruç tutmak. The month of fasting de oruç ayı. Evet. İşte buradaki observe arkadaşlar, bir gerekliliği yerine getirmek demek. Sizden beklenen bir şeyi yerine getirmek demek. İşte İngilizce burada İngilizce oluyor arkadaşlar. Observe'ın bir anlamını biliyorsunuz. Kıyıda köşedeki bir anlamını bilmeniz gerekecek. Fast tamam hızlı demek. Ama too fast fiil olarak oruç tutmak demek. Fasting oruç demek. Peki şu ne arkadaşlar? Aynen öyle. Orucu bozmak demek bu aslında. Orucu açmak demek. Ya breakfast işte hafif bir şeyler yiyerek aslında orucu açmak demek. Ama evrile evrile, çevrile çevrile, dönüşe dönüşe kahvaltı olmuş. Mesela hani buradaki break de mesela kırmak demek. Yani burada orucu kırıyorsunuz. Değil mi? Bağlantı var ama hiç mesela insan düşünüyor mu? Buradaki break nereden geliyor? Breakfast'taki break ne mesela? Hızlı bir şekilde neyi kırıyoruz acaba? Değil mi yani şimdi? Hakikaten işini düşünecek olursak da hiç kimse aheste aheste orucunu açmaz yani. Bir an önce hanım suyu getir, işte hurma nerede, tuz nerede, yemek nerede, çorba nerede, kaç defa söyledim şu masayı zamanında kur. Söyleyemiyoruz kendisine ne yapalım. aç bekliyoruz işte. Evet. Son zamanlarda hatuna bu kaçıncı atışım oldu. Vallahi iyi ki dinlemiyor benim şeyleri yoksa kafamın bu tarafı da şişer dermiş. Evet. Bir yerden yola çıktık. Ne kadar şey anlattık. Evet.
Kendi başımı da belaya soktum. Senin kaydetmene gerek yok. Ben de kaydediyorum yani. Evet. Pekala. Nasıl? Tanıdık, eşimi tanıyanlar vardır değil mi? Evet, kaç para istiyorsunuz? I will buy your silence. Evet. Evet, suskunluğunu, sessizliğini satın alacağım. Mesela şu ifadeyi de. Name your price. Mesela buradaki name, hani söyle. Fiyatını söyle. Kaç para istiyorsun? Mesela name'in bu şekilde kullanılacağı aklınıza gelir miydi hiç? Değil mi? Tell me your price belki diyebilirsiniz. Say your price diyebilirsiniz ama doğrusu name your price'dır. Say your price anlaşılır ama doğru değildir, güzel değildir. Evet. O zaman herhalde anlaşıldı. Çok fazla tekrarlamaya gerek yok. ASOC has been fortunate to receive observer status in the Antarctic Treaty System. Şu koalisyon has been fortunate. Çok şanslıydı, şanslıdır. Hangi konuda? To receive observer status in the Antarctic Treaty System. Antarktika Anlaşması sisteminde gözlemci statüsü elde etmek. Receive normalde almak, bir mektup almak, ne bileyim birisinden çiçek, hediye almak vesaire. Veya işte uydunun yayınlarını almak. Ama burada şu statüyü elde etmek. Observer, bakın şuradaki observe çok güzel oldu. Arka arkaya denk geldi. Gözlemci statüsünü alma konusunda çok şanslı olmuştur. Yani aldık, aldığımız için de şanslıyız demek bu. Fortunate to do something veya to be something, bir şey yapma, bir şey olma konusunda fortunate olmak. Hani onu elde etmişsiniz, elde ettiğiniz için de şanslısınız. Which, ki yani şu sistem veyahut da şuradaki status, ikisinden birisi göreceğiz şimdi, means that we can attend and participate in meetings, particularly ATCMs and CCMAS meetings, although we cannot vote on decisions. Demek ki, which means that, bu da şu anlama geliyor. Yani şuradaki observer status anlamını açıklıyor şimdi. Bu statü de şu anlama gelmektedir. Which means that, hangi anlama geliyor? We can attend and participate in meetings. Toplantılara attend, katılmak ve participate, dahil olmak. Her ikisi de katılmak ama attend daha çok, mesela bir kursa gidersiniz, bir üniversiteye gidersiniz ama participate daha çok dahil olmaktır. Ne diyelim? Katkıda bulunmaktır. Burada toplantılara her ikisine katılmak olarak söyleyebilirsiniz. Özellikle de ATCM ve şu toplantılara gerçi although we cannot vote on decisions. Kararlar konusunda oy kullanamamamıza rağmen bu toplantılara katılabiliyoruz anlamına geliyor. Bitireyim mi? Yoksa kısa bir ara vermek ister misiniz? Hemen kısacık. Bitirelim.